Değerli basın mensupları, öncelikle Ramazan ayınızı kutluyorum. Bu mübarek ayın huzura, berekete, bolluğa, barışa vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayında biz pek çok il ziyareti yapacağız inşallah. 30 günün 30'unda dolduracak kadar yoğunlukta bir program yaptık. Ama Ankara dışındaki ilk programımızı burada Çankırı'da gerçekleştiriyoruz. İlk iftar programımızı, Ramazan iftar programımızı Ankara dışındaki ilk burada Çankırı'da gerçekleştiriyoruz. Bu program vesilesiyle de hem vatandaşlarımıza şöyle bir buluşma, kaynaşma imkanımız olacak. Hem Çankırı'nın sorunlarını dinleme, hem de bizim parti olarak çalışmalarımızı vatandaşlarımıza aktarma imkanı olacak. Bugün akşam iftarda ağırlıklı olarak şehit ve gazi yakınlarının bizlerle beraber olmasını arzu ettik. Yine muharip gazilerimizin temsil edildiği sivil toplum kuruluşlarıyla yine irtibatlı olduk, onları davet ettik. Ayrıca yine teşkilattan arkadaşlarımızla kuşkusuz beraber olacağız. Ben bu vesileyle bu güzel ilimizde Çankırı'da olmaktan gerçekten son derece mutluyum. Ankara'dan gelirken Şabanözü ilçemize de uğradık. Sanayi bölgesinde, organize sanayi bölgesinde iki fabrikamızı gezdik. Gerçekten gurur duyulacak tesisler. Yani normalde ilçemizin nüfusuna baktığımız zaman o ilçe nüfusuyla fabrikalarda, organize sanayide çalışan işçi sayısını mukayese ettiğimizde gerçekten çok gurur verici, göğüs kapartıcı yatırımların burada olduğunu, gerçekleştiğini mutlulukla müşahede ettim. Gördüm ki buradan, Çankırı'dan, Şabanözü'den dünyanın dört bir tarafına ihracat yapılıyor. Burada çalışan binlerce emekçimiz, işçimiz çalışıyorlar. Alın teri, bilek gücüyle üretiyorlar. Dünyanın her yerine ürün ihracatı yapılıyor. Bu da son derece sevindirici. Özellikle kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı sektörleri görmek beni ayrıca mutlu etti. Biliyorsunuz Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı maalesef çok yüksek değil. Dolayısıyla özellikle kadınların istihdam edilmesi, çalışan kadınların çoğalması bizi ayrıca mutlu ediyor. Gezdiğimiz fabrikalarda şunu da gördük ki çalışan ama aynı zamanda anne olan kadınlarla ilgili de güzel tedbirler düşünülmüş. Kreş imkanları ayarlanmış. Bu sosyal kaygının da olması ve bu gezdiğimiz büyük tesislerde çalışanların her türlü ihtiyacını da düşünerek iş imkanının, iş ortamının oluşturulması da bizi ayrıca mutlu etti. Gerçekten bugün Çankırı'da, Şabanözü'de bir bakıma dünyanın buluştuğu, dünyaya üretim yapan yerleri görmek, gezmek bizim için kıvanç kaynağı oldu. Biliyorsunuz partimiz çok yoğun bir şekilde örgütleniyor. Türkiye'nin şu anda 718 ilçesinde ilçe başkanımız görevinin başında. 81 ilde il başkanı görevlendirdik. Sadece yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımız sayısı 12.500'ü geçti bugün itibariyle. Aynı zamanda pek çok konuda çözümlerimizi üretiyoruz. Seçim sonrası kurulacak hükümetin yapacaklarını bütün detaylarıyla hazırlıyoruz. İlk eylem planımızı tarımda açıkladık biliyorsunuz. Tarım eylem planımız 56 madde, çok kapsamlı bir eylem planı oldu. Arkasından afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm teknoloji, ekonomi derken önümüzdeki haftada Bursa'da yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. Arkasından üniversiteler geliyor. Daha sonra doğa hakları ve çevre var, sağlık var, yargı reformu var. A'dan Z'ye her alanda şu anda eylem planları hazırlıyoruz ki seçimlerden sonra kurulacak hükümet ilk günden itibaren, ilk dakikadan itibaren çalışmaya başlasın ve kurulacak hükümeti gece gündüz meşgul edecek, gece gündüz koşturacak kadar çok işi şimdiden hazırlıyoruz. Çünkü sorunlarımız büyüyor. Ülkemiz bir krizden diğerine sarılıyor. Her alanda kriz yaşanıyor. Ve çözüm içinde kaybedecek
bir dakikamız daha olmayacak seçimden sonra. Bunun için de bugünden hazırlanmak gerekiyor. Seçimi kazanıp da Türkiye'yi kaybetmek var. İşte biz onu asla istemiyoruz. Bunun içindir ki bir yandan partimizin teşkilatını büyütürken, Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşlarımıza doğrudan temas kuracak bir örgüt altyapısını kurarken, bir yandan da seçimlerden sonra neler yapılacağının bütün detaylarına çalışıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yaptık. Bunu da 6 siyasi partimin bir araya gelip mutabakatıyla sonuçlandırdık. Bu da kıymetli bir çalışma oldu Türkiye için. Tam 44 sayfalık metinde 6 siyasi parti bütün kelimesine, noktasına, virgülüne kadar mutabık kaldı. Şimdi bunun hayata geçirilmesiyle ilgili, yani seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceğiyle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Buna parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Ayrıca seçim güvenliğiyle ilgili de yine 6 partinin bir kararı oldu. Ortak bir seçim güvenliği, sandık güvenliği sistemi kurmak konusunda mutabakat vardı. Bununla da ilgili bir çalışma komisyonu kurduk. Yani diyeceğim, bir yandan biz parti olarak, Deva Partisi olarak yoğun çalışıyoruz. Bir yandan da o altılı masaya katkımızı sürdürüyoruz diyeyim. Böyle bir giriş yapmış olayım. Sizden şimdi sorularınız varsa sorularınıza cevap vererek sohbetimize devam edebiliriz. Parti çalışmalarından bahsediyoruz genel manada ama yanı başımızda da bir savaş var. Evet. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Buça katliamında insanlar öldürüldükten sonra Avrupa yaptırımlarını artırdı. Türkiye'nin yaptırım yapmaması, uygulamaması noktasında neler düşünüyorsunuz? Şimdi gerçekten bu savaş, Ukrayna-Rusya savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Birleşmiş Milletler Sistemi kurulduktan sonra dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli güvenlik krizi, dış politika ve güvenlik krizi. Hatta tam bu saatlerde benim YouTube kanalımda bir program yayınladık. Eski Dışişleri Müsteşarımız Sayın Ali Tuygan'la bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu Ali Babacan'la bir kahve programı var biliyorsunuz YouTube kanalında. İlk ekonomi yaptık, ikinci eğitim. Bugün de üçüncüyü de dış politikada yaptık. Bunu da uzun uzun ele aldık, Rusya-Ukrayna konusunu. Türkiye'nin burada tabii özel bir konumu var. Her iki ülkeyle de geçmişi olan, her iki ülkeyle de yoğun ilişkiler olan bir ülke Türkiye. Aynı zamanda Türkiye bir NATO üyesi. Dolayısıyla bir yandan NATO mesuliyetleri var Türkiye'nin. Bir yandan da Rusya ile de Ukrayna'da özel ilişkiler olan bir ülke. Türkiye'nin barış için ortaya yoğun bir çaba koyması çok kıymetli. Barış için her iki tarafla da görüşebiliyor olması çok kıymetli. Yani Türkiye'nin şu andaki bu rolü son derece önemli. Yani bir an önce ateşkesin sağlanması ve nihayetinde bir barış anlaşmasının sağlanması en önemli hedef olmalı burada. Ama bu hedefi gerçekleştirirken de tabii ki Rusya'nın yapmış olduğu bu hukuk ihlali göz yumulabilecek bir şey değil. Yani müsamahalı bir yaklaşım göstermesi Türkiye'nin bu işe söz konusu değil. Olamaz yani. Yaptığım karar tabii her ülkenin kendi verdiği karar. Yani Amerika'nın ayrı yaptığım kararları var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin ayrı yaptığım kararları var. Münferit başka ülkelerin yaptığım kararları var. Dolayısıyla bu yaptığım kararı her ülkenin kendi milli kararı olacak. Kendi içinde vereceği bir karar olacak. Yani burada önemli olan bu yaptırımların bir amacı var. Bu yaptırımların amacına ulaşması önemli. Çünkü ekonomik yaptırım olmasa bunun alternatifi bir başka savaş. Yani dolayısıyla yine ekonomik yaptırım şu anda önemli bir enstrüman olarak görünüyor. Yani Türkiye'ye düşen bu ekonomik yaptırımlar konusunda yani Rusya'ya bir rahatlık alanı açacak bir pozisyona girmemesi, yaptırımların etkisini azaltacak bir tutuma girmemesi. Yoksa Türkiye'nin ilave yaptırımı, Avrupa'da, Amerika'da ya da başka ülkelerin yapmadığı yaptırımı Rusya'ya karşı Türkiye'nin yapmasının çok anlamı da olmayabilir. Ama Türkiye'nin tutumu bu mevcut yaptırımları boşa düşüren, mevcut yaptırımlarla bir bakıma bir miktar sıkıştırılan Rusya'ya bir alan açan, kapı açan bir tutuma girmemesi önemli Türkiye'nin. Biz çok yakından izliyoruz. Zaten gördüğümüz hataları, yanlışları da hemen dillendiriyoruz. Hükümete uyarılarımızı yapıyoruz.
Yanlışlar olduğunda da hemen eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. Yapılması gerekenler konusunda da tavsiyelerimizi hükümete iletiyoruz. Olarak bu konulara hiç girmiyoruz. Çünkü kendi partimiz içerisinde bir kararımız var. Parti içinde dahi tartışmıyoruz. Çünkü bugünün konusu değil. Ama 6 genel başkanın da bu konuyu Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, kim olmayacağı hususunu seçime yakın bir dönemde ele alma konusunda almış olduğu kararı da ben kıymetli buluyorum. Bunlar çok erken tartışmalar. Günü gelince hepsi konuşulur. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yerel kanalda hayat pahalılığından ifade ettiği için parti şimdi disiplin kurması hareketiydi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Vallahi şu anda iktidardaki partiler, daha doğrusu partilerin genel başkanları diyelim. Çünkü partiler değil, bunlar geniş teşkilatlar yani. Milletvekilleri var. Çarşıya pazara giden her AK Partili, çarşıya pazara giden her MHP'li hayat pahalılığını görüyor, sorunları görüyor, krizi yaşıyor. Yok evinden çıkmıyorsa yaşamıyor ya da izole bir şekilde bir yerlerde yaşıyorsa belki Türkiye'nin gerçeklerinden haberi yok. Ama her AK Parti'nin, her MHP'linin bildiği, yaşadığı bir hayat pahalılığı var. Bu ülkenin gerçeği. Yani kimse bunu inkar edemez. İnkar eden dünyada değil, başka bir gezegende yaşıyor gözüyle bakılır herhalde. Dolayısıyla bu sorunlar belli. Ama şu anda ülkeyi yönetenlerin insanları konuşturmama, eleştiriye tahammül olmama gibi bir tutum var. Olumsuz şeyleri duymak istemiyorlar. Olumsuz konuşanları her türlü yaptırma uygulamaya çalışıyorlar. Halbuki gerçekleri konuşamazsanız, sorunları konuşamazsanız çözüm üretemezsiniz. Yani mutlaka önce gerçekleri kabul etmek lazım. Sorununuz var, evet burada problemimiz var demek lazım ki çözüme geçebilirsiniz. Hastalığı inkar ettiğiniz zaman tedavi aşamasına geçemezsiniz. Önce hastalığı kabul edeceksiniz, evet ben hastayım diyeceksiniz ki tedavi aşamasına geçin. Şu anda Türkiye'nin zaten en önemli sorunu bu. Biz bunun için zaten partimizin programının birinci bölümünde, birinci sayfasına özgürlüklerle başladık. Özgürlük dedik, ifade özgürlüğü dedik, basın özgürlüğü diye devam ettik. Türkiye'nin her şeyi serbestçe konuşması, tartışması lazım ki sorunlarını çözebilsin. Atasözü var değil mi? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Türkiye derdini söyleyecek, konuşacak ki sorunlarını çözebilsin. Ama sorunları çözmek de o kadar zor değil. Yani hiç karamsar olmaya gerek yok. Bazen bana diyorlar, ya diyorlar siz hani bu işi bilirsiniz. Bu sefer kriz çok kötü galiba bu çözülemeyecek, düzelmeyecek falan diye. Öyle değil yani. Çok hızlı çözülür. Siz dürüst ve iyi kadroları işin başına getirin. Ve istişareyle, ortak akılla karar alın. Nasıl memleket hemen toparlanıyor hemen görürüz yani. Yani bir yandan işte kriz diyoruz, bir yandan da benim bugün Şaban Özü'nde gördüğüm fabrikalardaki çalışma temposu var. Yani 3 vardiya çalışıyorlar, binlerce işçi çalışıyor. Üretiyorlar ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerine satıyorlar. Demek ki işini bilirsen, işini doğru yaparsan iş oluyor. Yani bu tesislerin başındaki ilk kişilere baktım, maşallah pırıl pırıl işini bilen, hem dürüst hem de işini bilen insanlar. Yani işini bilen dürüst insanları işte bu işletmelerin başına koyuyorsunuz, mucizeler üretiyorlar. Ama dürüst olmayan veya işi bilmeyen kişileri koskoca devletin başına koyduğunuzda da ülke bir krizden diğerine savruluyor. Yani Türkiye bunu başarır, biz buna kuvvetle inanıyoruz. Zaten Deva Partisi'ni bunun için kurduk, bunun için çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah günü geldiğinde çok kolay çözülür hepsi. Saniye, tahmin ediyorum. Evet, hadi bakalım. Bilelim mi bilelim başkanım? Fark etmez. Ha? Sizden sorun görürse. Araçla gidelim. Hadi. Sayın Başkanım şuradan para gazisi Mustafa Kurt amcamız. Merhaba, nasılsınız? Sayın Babacan. Partimiz var, partimiz en başta. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu neden mi gayet oldunuz? Evet. Hoş geldiniz, nasılsınız? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tekrardan afiyet olsun. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.